Of Sami ya. Orayı, bak orada... daha giriş bile yapamıyoruz. Hayır. Başladı şimdiden tartışma. Hayır, orada... Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya git Allah'ını seversen, bu nasıl giriş ya? Kanalıma hoş geldiniz. Tamam, herkese merhaba. Karantinada olduğumuz bu günlerde Ebru ile bir araya geldik. Evet. Ne yaparız diye konuştuk biraz. Evet, ve dün Instagram'da ben size sorular sormuştum evlilikle. Başlayayım mı direkt? Tamam. En çok sorulan soru sence? Ney? Nasıl tanıştınız? Bu soruyu direkt geçelim. Pas hakkım var mı? Pas hakkımı kullanıyorum. Wie hat Sami reagiert, als du ihm erzählt hast, dass du YouTube videos machst? Oh my god! Wow! Hiçbir şey düşünmedim. Ne düşünmem gerekiyordu ki? Oh my god! Ben ilk başta zannettim ki şeyde, orada YouTube'un genel böyle bir şeyinde, işte genel merkezinde çalışan biri olarak sanmıştım. Öyle sanmıştım. Lakin öyle değilmiş. Evliliğin mutluluk sırları. Ben konuşacağım, sen de konuşacağım, böyle güleceğiz, eğleneceğiz ki video keyifli olsun. Ne sorun? Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Ne yapmak istiyorsun yani, onu anlamadım. Bak, biraz daha bak. Anlatamam, Almanca mı anlatayım? Allah. Ya sabahtan beri var ya, modumu o kadar düşürüyorsun ki. Ya sen benim modumu düşürüyorsun zaten. Sen komple benim modumu düşürüyorsun. Görüyorsunuz değil mi? Görecek ya. Hmm. Tamam. Oku oradan, bir soruyu seçelim, bakalım. Neyse, ona göre. Ben anlamıyorum, hepsi Almanca zaten. Sen bana soruyu sor, ben de ona göre cevaplayayım yani, ne gerekiyorsa. Of, evet. Tamam. Evet, sorular. Hayır, ben cevabını vereyim sen. Ya bir sussana ya. Allah'ım. İnşallah Ebru okuyacak da, evet, biz de cevaplayacağız. Evet, ha, yani, evet, evet. Birbirinizden nefret ettiğiniz şeyler nedir? Yani bu kısım sadece belki bir yarım saat alabilir yani. Az önce yaşadık daha, tamam mı? Bir şeyi 1984 kere söylemek. Ebru diyorum, şunu yaparken mesela şunu, bu neyse artık, bunu diyorum, buraya böyle bir daha koyma diyorum. Ertesi gün bu gene burada olur. Kullanır, bunu geri buraya koyar. 3 gün ben tabii sinirlenirim, çıldırırım. Ya ama artık... sinirlenecek ne var bunda? Ya bak şimdi bir kere burada insan... Burada olduğu zaman seni ne rahatsız ediyor ki, anlamadım yani. Ya Allah Allah, bir şeyin doğrusu var, yanlışı var. Ben sana diyorum ki bunun burada durmasını istemiyorum. Bunun doğrusu burada durmasıdır. Bunun için yarım saat kavga ediyoruz. Anlatıyorum niye bunun burada durması gerektiğini. Ondan sonra ertesi gün bir görüyorum, bu yine burada. Sonra yine aynı şeyleri söylüyorum. Bir yarım saat daha. Buraya yerine getirip koyuyorum. Ertesi gün geliyorum, bu yine burada. Ha, abartma. Vallahi öyle. Ebru'ya 1500 defa neyin doğru olduğunu anlatırsınız. Yani bunu neyin doğru olduğunu derken. Hani bir eşya, genelde böyle eşyalar, evin içindeki düzen konusunda. Neyin nerede durması gerektiğini mesela söylerseniz, Ebru yine bildiğini yapar. ne oldu? Bu zamanla da ben de bunu alıştım artık. Mesela görüyorum artık, bu burada ya. Ya diyorum, acaba bunun burada mı durması lazımdı ki diye düşünmeye başladım. Burada dursa ne olacak? Ya hayır, bu burada durmayacak. Bunun yeri burası değil çünkü. Veya bunun böyle yapılması böyle değil. Böyle olmaması lazım. Evet, yani benim nefret dağınıklık, ettiğim şeyler. Dağınıklık, düzensizlik. Ne dağınıklığı? Evimizde iki tane çocuk var. Ondan sonra, duştan sonra, banyodan sonra kapının arkasında bir tane bornozum olur, bir tane de baş havlum olur. Ya ne baş havlusu ya? Saç mı var sende? Ya baş... Dört yıldır o baş havlusunu o kapının arkasına koyduramadım. Vallahi de koyduramadım, billahi de koyduramadım. Ben buna çok güzel bir çözüm buldum şu an. Neyin çok güzel çözüm buldum? Kapşonlu bornoz. Ya ne alakası var? Olabilir tabii de. Yani belki bunu en az 500 kere söylemişimdir. Ya ben her gün duş alan insanım. Her gün sabah duş alırım. Yani her gün sabah bazen 5'te uyanıyorum, 5.30'da duş alıyorum, onu yapıyorum, erken uyanıyorum. Tam oraya yani, zaten uyku sersemi bile suyun altına girip ayılıyorum ben çünkü. Uyku sersemi suyun altına gir, oradan çık. Benim orada yani o düştüğüm şu an bile mesela düşünüyorum, sinirleniyorum, sinirleniyorum, düşünüyorum yani. Zaten hayır. Sen her yeri ıslatıyorsun. Ya, tamam, bir dakika. Yani sabah sen de banyoya giriyorsun herhalde. Orada o baş havlusunu oraya koysan ne olur? Her seferinde bu tamam, kurtarışma yaşamasak. Bundan sonra ben sana havlu deposu yapayım oraya. Dedi. Yarın sabah yine olmayacak. Her iddiasına girerim. Doğru olması gerektiği gibi şeyleri anlatıyorum. Ama hiçbir şekilde olmuyor. Diyorum ki mesela şu arabayı otoparka park ederken düzgün park et. Ne zaman gitsem o araba yine böyle kafadan girmiş içeri. Evet. Sonra geri çıkmak için o sefer bizim otopark da çok şey böyle. Ondan sonra geri geri yapıyorsun, ileri geri. Kardeşim ilk geldiğinde gir oraya,
Geri geri yanaş tek seferde. Ya pardon da sonra çık araba, git. Araba ben nasıl park etmek istersen ben öyle park ederim yani. Ben kullanıyorum arabayı. Ben öyle rahat çıkabiliyorsam oradan problem yok. İşte zaten problem de şu. Hem arkada çocuk ben senin oturuyor. İyiliğini düşündüğüm onu çıkartmak için. İçin öyle park etmem lazım ben. Arkada çocuk oturuyorsa geri geri park edersen arka sahada daha çocuk daha kolay iner. Daha yakın olursun ya, kapıya. Okay. Yani genel olarak başka da öyle düşündüğüm yani aklıma gelen bir şey yok canım. Tamam sen baksa. Çok konuştun şimdi ben de sıra. Ne? Sami'de nefret ediyorum. Neymiş? Aslında nefret ettiğim Sami'de bir şey yok. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Saydın yani. Bazen şöyle durumlar oluyor. Çok inceden böyle laf sokuşturuyor bana. O bayağı bir gücüme gidiyor. O konuda çok nefret ediyorum. Ve söylüyorum da sana. Arabada en şeyi senle düzgün konuşursun ki zaten demiştin hatırlıyorsan. Ne zaman ya? Evet arabada. Ne zaman? Önceki videoda. Kavgada en son söz onundur. Kim ne olacak diye? Ben bir şey söylüyorum arkasından yine bir şey söylüyor. Yine bir şey söylüyor. Evet. Yine bir şey söylüyor ama inceden vuruyor anladınız mı? O bir sanattır karıcığım. Evet ama güzel bir şey değil yani benim çok gücüme gidiyor bazı sanattır. Şeyler. O bir sanattır. Bağırmadan ondan sonra böyle çok büyük tartışmaya girmeden... böyle küçücük böyle 3-5 kelimeyle adamın böyle sinir bam tellerini oynatabilmek çok büyük bir sanattır senin karıcığım. Bırak da yani sinirlenince de ufak tefek öyle 3-5 kelimeyle laf sokma iznimiz olsun yani. Ne yapalım? Bazen Sami'cim çok bencil davranır. Bencil derken... Ben mi bencilim? Evet. Ben bencilim he. Nereye bencilim ya? Mesela gidip yatıyorsun. Nereye yatıyorum? Beni bırakıyorsun orada çocuklarla. Gece. Gece değil, hep kendine vakit ayırmaya şey yapıyorsun. Allah aşkına kendime vakit ayırıyorum da ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Yoksun evde. Nasıl? Ben şu her zaman evdeyim. Şu an karantinada olduğun ne için ne alakası var? Evet. Ondan önce de evdeydim. Haftada 2 gün dışarı çıkma iznim var. Bir salı günü, bir perşembe günü. Şimdi artık onu da çıkamıyorum. Ebru'ya sorsan eve hiç gelmiyorum hatta. Yatmaya bile gelmiyorum. Ondan sonra nereye hayır, Allah aşkına? Hayır o haftada 2 kere arkadaşlığına çıkabiliyor. Ben niye çıkamıyorum? Çık. Bir de böyle çık çocukları da al yanına. Ne anladım ben hayır, bundan? Sen çıktın da ben sana çıkmam dedim. Şimdi gerçek bir soru. Haftada 2 kere arkadaşlarla buluşmak sizce çok fazla değil mi? Yo. Hani az bir bile. Bir de salıyla perşembe. Az bile. Ne yapalım? Ya az bile. Tabii ki özgürlüğün olacak arkadaşlarına buluşacaksın özgürlüğüm da. Özgürlüğümü asla laf ettirtmem zaten. Benim hoşuma gitmediğim konu şu akşamları çıkıyor 12, bir de geliyor akşam eve haftada 2 kere. Ne yapabilirim Allah aşkına? Yani hayır sen biz... Hayır gündüz buluşun ne bileyim başka zaman, bir şey. Ya gündüz işteyiz zaten ne bileyim gündüz herkesin işi gücü var. Nasıl buluşacağız gündüz? İşte tamam o da olur. Akşam bir haftanın 2 günü akşam oturuyoruz arkadaşlarla sohbet muhabbet bilmem ne işte bir orada bir ha ha hi hi gülüyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz bu mu yani? Ha sen onu da yapacak bir şey de yok sen de onu da yapamıyorsun anlıyorum da. Doğum gününde arkadaşlarınlaydı. Düşünebiliyor unutmuşum musun? Ya ne var? Hayır vallahi ben evde unutmuşum. Hazırlık yaptım, yemek yaptım, hediyeni koydum. Hediyeni hala ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Çöpe attım yırtıp. Niye? Sinirlendim çünkü. Ben orada hazırlık yapmışım, kendimi süslemişim, bilmem ne yapmışım. Kocamı bekliyorum. Kocam nerede? Arkadaşlarınla. Vallahi de billahi de unutmuşum. Yemin ya ederim. İnsan bir insan kendi doğum gününü unutur mu ya? Vallahi unutur. Niye unutmasın? Yemin ederim. Yani şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Vallahi de billahi de unutmuşum. Yoksa ben ne doğum kart günü dışarıda kart yazdırdım, durayım? Not yazdım. Hepsini çöpe attım yani, sinirli. Hayır şöyle bir şey var. Şimdi ben orada neye kızdım? Orada bana deseydin ki bugün doğum günün. İşte seni evde bekliyorum. Dün dedim, önceki hazırlık. Gün dedim. Yarın eve gelecek misin akşam dedim sana sordum. Evet dedim geleceğim. Yani yarın eve gelecek misin demişsin doğum günün diye bir şey dedin mi bana? Ben yarının hangi gün olduğunu, dünün hangi gün olduğunu unutuyorum Allah aşkına ya. Peki kendi doğum gününü unuttu. Beni de evet. Sattı arkadaşlarla. Yok öyle bir durum şey yapmadım böyle. Da. Geldin mi o zaman yazdıktan bir dakika, sonra eve? Nasıl yazdın? He? Ne yazdığını şuradan açayım okutayım mı? Evet okut. Ona hiç kimse gelmez. Tabii. Eğer düzgün deseydin ki Sami... İşte bak hadi tamam arkadaşlarınızla unutmuş da olabilirsin ama hadi bak ben hazırlık yaptım hadi çık eve gel. Ben o masadan kalkıp gelmeyecek miyim sanki? Gelmedin işte. Nasıl dedin ama nasıl dedin? Nasıl dedin? Bir daha bir şey yapma sana yazıklar olsun şöyle de böyle de falan filan da şudur budur. Ben niye geleyim ya? Arkadaşlar tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Yani bir tatlı dile ben dünyanın öbür ucunda olayım. Hani öyle erinçeş bir insan da değilim yani. Bir tatlı dile, bir güler yüze ben buradan çıkarım dünyanın öbür tarafına giderim yani hiç problem değil. Benim ama güler benim... yüzümden daha fazla güler yüzlü bulamazsın yani.
Almanya'da büyüyüp yaşayan bir insanla evlenmek nasıl bir şey? Bence gayet güzel. Niye güzel? Açık söylemek gerekirse zaten benim evlenmek gibi bir niyetim yoktu. Çünkü bunu sana da zaten defalarca söyledim yani bizim Türkiye'deki... Flört ederken. Yok, ben evlenmek niyetim yok benim. Benim evlenme gibi bir niyetim yoktu. Çünkü Türkiye'de yetişen son dönemlerde tabii ben bunu herkesi böyle aynı keseye, aynı kefeye koymuyorum. Yani illaki kendini hakla, hukukla olması gerektiği gibi yetişen aileler, evlatlarını yetişen aileler illaki vardır ama... Bizim ortamımızda, etrafımızda gördüğümüz insanlar ve bizim yaşıtlarımızdaki artık böyle evlenmek için koca veya kadın arayan insanlarda hep böyle bir kriter vardı. Kocasının, erkeğin evi olsun, arabası olsun, zengin olsun, şu olsun, bu olsun. Yani hiç ahlakına bakan yok. Evlendikten sonra bu adam bana eziyet eder mi? Şunu yapar mı? Veya çocuklarıma iyi baba olur mu? Sorumluluk sahibi mi? Düşünür mü? Yarınımızı düşünür mü diye kimse düşünmüyordu. Ya tabii ben bunları etrafımda gördükten sonra dedim ki arkadaş ben evlenmeyi istemiyorum. Hatta benim kardeşlerim benden önce evlendi. Rabia bizden önce evlendi evet. Yani. Mahmut da hatta bizden önce evlenecekti. Ama ben araya girdim. He, biz araya girdik falan derken işte yani velhasıl kelam sonra işte Allah Ebru'yla tanışmayı kısmet etti. Tabii birçok denemelerden geçti Ebru haberi olup veya olmadan. Nasıl bir deneme? Ondan sonra ya sen ne yapacaksın? Sırlarımı seninle açıklayamam. He? Sonra baktım ondan sonra ulan dedim Allah Allah bu devirde dedim böyle insanlar kalmış mı işte böyle falan filan derken. Nasıl insanlar mesela? Gel biraz ruhumu okşasana. Yok, şimdi ruhunu okşamak zamanı değil. Öyle Allah kısmet etti, nasip etti. Ben de baktım ettim. Yani çünkü benim hani Allah biliyor ya benim istediğim evlilik böyle hani bir maddiyat üzerine kurulu bir evlilik olmasın. Hani benim her zaman Allah'a da duam odur. Ebru da bilir. Hani beni kimseyi mahcup, muhtaç etmeyecek şekilde ben yaşayayım. Benim de zenginlikte falan da filan da gözü olan bir insan değilim. Çok zenginliği de gördük. Yani çok dibi de gördük. O yüzden ne çok zenginliğin kimseye bir faydası var. Hakikaten öyle yani. Şimdi çok şükür Ebru'yla evlendik işte Allah kısmet etti. Tabii kavgalarımız oldu, zor zamanlardan da geçtik. İşte bazen oldu işte 3-5 gün konuşmadık, yaptık, ettik ama ben aşırı derecede memnunum. Yani hiçbir problem yok. Yani bir eğer, yine söylüyorum herkese aynı kefeye koymuyorum asla. Ama şu zamandaki böyle bu televizyondaki aşkı memnuları, bilmem şu neyi vardı, bir tane vardı ya. Yani genelde işte şimdiki işte nesil o böyle dizileri izleyerek büyüdüğü için. Medcezir mi diyorsun? Ha Medcezir. Evet. Hayatı da işte o şekilde olacak zannediyorlar. Hep öyle beklenti içine giriyorlar. Ya önemli olan ahlak, ahlak. Ahlak iyi olduğu zaman kimin, nereden, hangi ırktan, nereden olduğu hiç problem değil. Ahlak iyi oldu muydu baba? Problem değil. Devam. Gördüğüme göre Sami'nin ailesi biraz daha muhafazakardır. Ebru'nun evet. Yaşam tarzına nasıl tepki veriyorlar ya da nasıl karşılıyorlar? Yani bu soru da aslında soru bile olmaması lazım. Yani çünkü hakikaten olması gereken Müslümanlıkta ben sana bunu çok daha önce de söyledim. Bizde asla zorlama diye bir şey yoktur, tebliğ vardır. Ailem de aynı şekilde. Ben nasıl insanın ilk başta ahlakına bakıyorsam ailem de o şekilde Ebru'nun ahlakına baktı. Ebru'nun ahlakını gördü, etti, açıkmış, işte ailesi de açıkmış, fazla muhafazakar değillermiş. Bizim için o hiç problem değil. Diyorum ya her zaman ahlak, ahlak, ahlak. Bir insan ahlaksız olur. 5 vakit namazında olur, dininde imanında olur ama ahlaksızdır. O adamın 5 para etmez yani. 5 kuruş etmez benim gözümde. Ama dinini az biliyor olabilir. Yani bazı İslami konulara zayıf olabilir. Ama ahlaklıdır. Ha, bu insanla mesela yola çıkılır. Ondan yana problem olmaz. Nerede ne yapması gerektiğini bilir. Ney? Başka bir şey yok. Ama yani evet bizim ailemiz, benim yetiştiğim aile, keza ben de öyle. Elimizden geldiği kadar namazımızı kılıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. Hayata bakış açımız belli, insanlara bakış açımız belli, yaşadığımız yaşantı belli. Sizin aileden ama biri demişti galiba, aman aman Almanya'da mı yetişti, uzak dur. Yengem. Yengem demişti ki, ha o zaman yengemle konuştuğumuzda yengem demişti ki, işte oğlum aman kültürlerimiz farklı, o kız orada doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Bak çünkü yengemin abisi de Almanya'da ya, onların orada nasıl yetiştiğini, büyüdüğünü biliyor. Nasıl? Gayet güzel de yetişiyoruz, büyüyoruz. Ya tamam şimdi... Düzenli. Ya şimdi sen herkesi, ben nasıl diyorum herkese aynı kefeye koyma. Tabii. He, şimdi sen kendini de herkese de aynı kefeye de koyma yani. Şimdi hani burada şımar diye söylemiyorum da. Şımarmıyorum. Yani iş şımarni. İş şımarni.
Yengem o yüzden uyarmıştı. Ha şimdi ne oldu? Yengem bana diyor ki Ebru'yu görünce diyor şu içime basasım geliyor diyor. Öpüyorum seni yengeciğim. Görümcen'le, Eltin'le nasıl anlaşıyorsun? Eltin kim ya? Yani. Yani Görümcem işte Sami'nin küçük kız kardeşi Rabia. İyi anlaşıyoruz. Aslında aramızda bir sıkıntı yok. Ne diyebilirim? Ya haftada bir kere falan görüşüyoruz. İyi yani bir sıkıntımız yok. Eltim'le görüşüyoruz. Sana şu an söyleyemezsin zaten. Muhtemelen o da izleyecek bu videoyu. Yok söyleyebilirim. Ne diyebilirim? Tamam sen yine de söyleme kardeşim boşver. Yok yani istesem tabii çok şey söyleyebilirim de yani gerek yok yani. Aramızda. Çok şey söyleyebilirsin ha bir de. Sen kendin de biliyorsun yani. Neyi biliyorum ya? Hala batıyorsun konuştukça. Hayret bir şey ya. Nasıl anlaşıyoruz? Görümcem'le gayet iyi anlaşıyoruz. Haftada bir kere görüşüyoruz. Çocuklar gidiyor geliyor. Bir sıkıntımız yok. Eltim'le de hiç görüşmedik. Yani o kadar diyebilirim. Yani diyeceğim bir şey yok bu konuda. Nasıl çocukları yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Disiplinli misiniz? Nasılsınız? Hemfikir misiniz? İkimiz de aynı şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Ve aynı disiplini de korumaya çalışıyoruz. Yani mesela ben desem Hamza hayır, bugün çikolata yok, sabah yedin, yarın tekrar yiyebilirsin dediğimde babası da aynı şekilde bunu onaylıyor. Hani birbirimizi şey yapmıyoruz. Yani ben evet deyip sen hayır. Yok genellikle öyle bir şey olmuyor canım. Birbirimizi ezmiyoruz yani. Çoğu zaman aynı fikirdeyiz. Hatta Sami de diyor hani evet iyi yapıyorsun. Hani ben çoğu şeyi... Bazı şeylerde çünkü benim çocukların bazı şey yapmasına vicdanım el vermiyor. Mesela bir şey istiyorlar, ağlıyorlar. Doğrusunu Ebru yapıyor aslında. Yani disiplin için Ebru'nun onu yapması şart. Tamam işte, bazen kaçırabiliyorum ayarı ama zaman aynen öyle. Şey oluyor. Aynen öyle. Şımarıyorlar öyle diyorum. Ve çocuklar çok çakal ya. Yani çok ağlıyorlar ama ben o hani ağlamalarını seni, pek fazla yani vallahi yani bir yaşında, bir buçuk yaşında Sare bile yani ufacık ya da vallahi de billahi de seni kullanıyor yani. Kullanıyor. Bildiğin büyük yani bu devrin çocukları bir acayip yani. Bizim çocuklar değil. Bütün çocuklar da böyle şimdiki doğan çocuk. Yani bu nasıl bir akıl? Nasıl bir böyle bir şey? Anlamıyorum. Hemen her şeyi çözüyorlar. Her şeyi kullanıyorlar. Tüm çocuklarda hangi anne babayla konuşsak herkes aynı şeyi söyleyecek. Akıl maşallah bu devrin çocuklarında süper yani. Zamanı ufaklarda. Çocuklar işte.